sayın başkanlar, değerli sivil toplum kuruluşlarımızın ve firmalarımızın temsilcileri, kıymetli hazirim. Uluslararası Finans Merkezi Astana konulu panelimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ankara Sanayi Odamızın ev sahipliğinde Kazakistan Ankara Büyükelçiliği katkılarıyla Enderun Lider ve İrfan Derneği olarak düzenlemiş olduğumuz panelin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine yapacağı katkının umuduyla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Uluslararası Finans Merkezi Astana konulu panelimize hepinize hoş geldinizler. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Yüz ölçümü ile dünyanın en büyük 9. ülkesi olan Kazakistan'ı ele almak ve incelemek istedik. Dost, kardeş ve egemen bir ülke olan Kazakistan, Asya'nın ortasında parlayan bir yıldız gibi durmaktadır. Türk dünyasının çatı kuruluşu Türk Konseyi'nin de kurucu üyelerinden olan Kazakistan'ın iktisadi alanda elde ettiği başarılar bütün dünya tarafından da hayranlıkla izlenmektedir. Bu Astana Finans Merkezi aslında Kazakistan'a yatırım akışını hızlandırmak için bizim açımızdan bir marka, değerinde bir sahip bir inisiyatiftir. Türkiye'nin doğayan belgeselcilik ve televizyoncularından Avrasya Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı, aynı zamanda da Türkiye'de ve uluslararası basının Kazakistan'la ilgili yapmış olduğu belgesellerle tanınan doğayan gazeteci ve yazar İsmail Karaman Beyefendi'ye sözü takdim ediyorum. Süremiz 20 dakika İsmail Bey. Süreyi değerlendirmeye dikkat edin. Teşekkürler. Sayıdeğer Büyükelçim, değerli Başkan Yardımcımız, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, değerli panelistler ve moderatör dostumuz. Çok değerli Büyükelçimiz çok güzel ifade etti. Bize bir Kazakistan'da yatırım, neden yatırım yapmamız gerektiği konusunu da ben satır başlayınca sizlerle paylaşmak istiyorum. En önemli yatırım kültüre yatırımdır. Eğer kültür, tarih, turizm noktasında yatırımlar başlasa, gidip gelmeler başlasa arkadan sanayi yatırımları, finans yatırımları, birçok yatırımlar kendiliğinden gelir. Şunu gördüm, maalesef Türkiye kamuoyu yeteri kadar o gönül coğrafyamız, atalar diyarı dediğimiz, Mavera Avni'yle, Hilesi'yle, Riyasi'yle, Türkistan'yla, Almatisi'yle, Tanrı Dağları'yla, Sayram'yla, Savran'yla, o güzelim gönül coğrafyamızdan maalesef yeteri kadar gidip gelemediğimiz için, turizm firmalarımız bu coğrafyalara fazla gidemediği için, dolayısıyla fazla iş adamlarımız da buralara gidemiyor. Kendime bir görev biçtim. Gönül coğrafyamızı, Türkistan coğrafyamızı, Orta Asya coğrafyamızı Türkiye kamuoyuna nasıl tanıtabilirim görevi içerisinde çalışmalar yapıyorum. Birkaç fotoğrafla sizleri o güzelim Kazakistan coğrafyamıza götürmek istiyorum. Göktepe, 3000 yıllık altın elbiseli adam olarak tarihi geçen Göktepe'deki bu tarihi olayımızdan yeteri kadar Türk kültür turları yetkililerimizin haberi yok. Buraları gezip gördük, Almata burası ve kültür doğa turizminde cazibe merkezi Kazakistan diyoruz. Hemen 15-20 dakikada Tanrı Dağları'ndan çıkıp hatta 2000-2200 metrelik zirvelere kadar tırmanıp gidip çıkabiliyorsunuz ve kayak yapma imkanına sahip Tanrı Dağları'nda böyle fırsatlar var. Ahmet Yesevi Türbesi'nin eski ve yeni hali. İpek yolu gerçekten önemli. Özellikle o Çin'den başlayıp devam eden modern İpek yolunun o geniş özel betonlarla yapılıp gitmesi rahat trafik imkanları, tur imkanlarına imkan sağlıyordu. Ahmet Yesevi Türbesi'nin dışında çok önemli yerlerimiz var. Mesela Hoca Ahmet Yesevi'nin hocasının türbesi Astana. Otrar Farab kenti bildiğimiz hemen yine Ahmet Yesevi'ye yakın bir nokta. Önemli bir kent burası. Tarihi bir kent. Timur Han'ın vefat ettiği bir bölge. Farabi dünyaya geldiği yer. Farab kentinin o tarihi görüntüleri ve Siri Derya. İki önemli nehrimiz Amu Derya, Siri Derya veya Seyhun, Ceyhun dediğimiz o güzelim nehirler yine çok yakın bir mesafede Türkistan'a Yesi'ye giden tur firmalarının bir 70 kilometre mesafedeki bu Amu Derya sahillerine de gitmesini öneririz. Gerçekten güzel. Ve yine Türkistan yakınlarındaki Savran kenti ve tarihi bir kent. 40
kilometre hemen Yesi Ahmet Yesevi Türbesi'ne yakın bir noktada Sarra'nın o tarihi görüntüleri ve Sayram Dağları dediğimiz hemen Çimkent'e yakın bir noktada Tanrı Dağları'na yakın gerçekten görünmeye de. Peki Ahmet Yesevi'yi yetiştiren ki çok önemli anne baba kimdi? Çimkent'in hemen 15 kilometre yakınındaki Sayram kenti. İbrahim Ata Türbesi, Ahmet Yesevi'nin babası ve annesinin türbesi. Ve burada Taras kentindeki yine önemli Ayşe Bey Hatun ve çok önemli mimari ve kültür eserler. Taras kenti ve meşhur Talas Savaşları'nın da bir anlamda yapıldığı yer. Karahanlar Devleti'nin kurucusu Karahan Baba'nın türbesinin bulunduğu, İpek Yolu'nun önemli merkezinin bulunduğu yerdeki antik kentler, tarihi kentler. Her iki ülkemizin Kültür ve Turizm Bakanları tarih, kültür, turizm noktasında harekete geçip teşvikler yapabilirse ben iş adamlarımızın da çok daha rahat gidip buralarda yatırım yapacağına inanıyorum. Tekrar böyle bir anlamda önemli organizasyon yaptıkları için Enderun Derneğimize ve değerli Kazakistan Büyükelçimize teşekkür ediyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum.